Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Star Gazetesi'ni yürekten tebrik ediyorum. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Necip Fazıl ödüllerinin inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en önemli ödüllerinden birisi haline gelmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bu ödülün daha ileriye gitmesi için her yıl daha çok birlikte çalışarak Türkiye'nin önemli ödüllerinden birisi haline getireceğimizden hiç şüphem yoktur. Hem ödülün kendisi hem de ödülün sahibinin ismi Necip Fazıl'ın ismi bizim Türkiye'de son iki asırdır verdiğimiz fikri siyasi mücadelenin de ruhuna fevkalade uygundur. Bu topraklarda yaklaşık iki asırdır vermekte olduğumuz kültürel bağımsızlık mücadelemizin en önemli isimlerinden birisi, en kilit isimlerinden birisi hiç şüphesiz Necip Fazıl'dı. Necip Fazıl Kısakürek, Batı'ya karşı kendi kökleri üzerinde yükselmenin, kendi medeniyetinin değerlerini önemsemenin, kendi milletini ve geleneğini sahiplenmenin önemli isimlerinden birisi, fikri alanda şayikalarından birisiydi. Bu iki asır içerisinde Şeyh Benderzade'den, Said Halim Paşa'dan, Mehmet Akifler'den, Eşref Ediplerden itibaren başlayan sürecin, bu büyük mücadelenin aslında her safhasına sahip olan bir hayata da Necip Fazıl sahip oldu. Osmanlı'nın çocukluğunda yıkılış dönemlerini, kültürel anlamda altüst oluş dönemlerini, yeni cumhuriyetin kuruluşu öncesindeki verdiğimiz o büyük şahlanış mücadelesini hepsini yaşadı. Necip Fazıl genç Osmanlıları, Jön Türkleri ve bir şekilde telleri batıya bağlı olan fikir adamlarını, düşünce adamlarını yakından tanıdı. O çalkantılı dönemin her sahnesine küçüklüğünde, çocukluğunda şahit oldu. Yeni Cumhuriyet kurulduğunda 19 yaşındaydı. Ondan sonraki süreçte yaşanan Türkiye'deki kültürel değişimi, kültürel mücadeleyi de aynı zamanda kendi hayatında yaşadı. Özellikle tek parti zamanının zulüm dönemlerine birebir şahit oldu. Sonraki dönemlerde 1950 sonrasındaki dönemde her ne kadar kısmen bazı alanlarda iyileşmeler olsa da devlet düzeneğinin içerisinde gizlenmiş bazı tek parti zihniyeti mensuplarının buna dahi müsaade edip kısmi bir özgürleşmeye dahi müsaade etmeyeceklerini bizzat zindanlarda bedelini ödeyerek gösterdi. Necip Fazıl kendi hayatında da inişli çıkışlı yaşadığı bütün bu serüvenlerini nihayetinde 34 yaşındayken Seyit Abdülhakim Arvasi'nin dizinin dibinde yeni bir dünyaya açılarak, yeni bir bakış açısına kavuşarak, kendi kökleriyle bütünleşerek gerçekten yeni bir döneme geçmiş oldu. Bu salonda bulunanların birçoğumuzun fikri, siyasi gelişmesinde önemli katkısı olan unutulmaz isimlerden birisi hiç kuşkusuz Necip Fazıl Kısakürek'tir. Onun hayatının en önemli eseri olarak kabul edebileceğimiz ideoloji örgüsünde sadece kendi zihin dünyasının tuğlalarını, taşlarını koymadı. Aynı zamanda bir gençlik olarak tanımladığı Türkiye'nin geleceğini, İslam da ümmetinin geleceğini kuracak olan gençlerin de yapı taşlarını bir şekilde önümüze koydu. Kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah razı olsun. Bir büyük mücadeleyle Türkiye'de nesillere, bizlere, bizden öncekilere ve sonrakilere ve bu ödüller vasıtasıyla ismi sonraki nesillere de aktarılarak mücadele ruhunu, kavgacılığı, kendi inancı ve davası istikametinde ayakta dik durmayı, mücadeleden vazgeçmemeyi, hiçbir şekilde güçlü olsalar bile haksız olanların karşısında boyun eğmemeyi bizlere öğretti. Ve bu anlamda baktığınızda Türkiye'nin bu milli kültürel mücadelesinin altın halkalarından birisini oluşturan Necip Fazıl'ların vermiş olduğu bu mücadele bugün büyük oranda başarıya ulaştı. Nice zulümleri görmüş olan bu coğrafyada artık Türkiye
sadece kendi insanlarına değil, bütün dünyaya da kula kul olmamanın ne demek olduğunu, zalimin karşısında boyun eğmemenin ne demek olduğunu öğretti. Ben bu vesileyle, özellikle son günlerde yaşadığımız olaylar karşısında, milletimizin ve ümmetimizin hassasiyetlerine birinci derecede sahip çıkarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararlılığını ortaya koyması ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış kararı, İsrail'in de Filistin'i işgal etme teşebbüslerine karşı dik duruşu dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimiz adına şükranlarımızı, minnettarlığımızı ifade ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan birkaç yaş küçüğüm. Milli Türk Talebe Birliği'nin salonlarında Cumhurbaşkanımızın Üstad Necip Fazıl'ın karşısında Necip Fazıl'ın şiirini okuyup ondan da çok üstün derecede beğeniler aldığını biliyorum. Üstad Necip Fazıl'ın şiirlerini o gün duyarak okuyan Tayyip Erdoğan, bugün üstadın söylemiş olduğu "Bir gençlik arıyorum" manzumesinde ne söylediyse, eserlerinde neyi anlattıysa, dik durmayı nasıl tarif ettiyse, zalimin karşısında boyun eğmemeyi nasıl öğrettiyse, onları çok iyi özümsediğini bugün bizlere gösterdi. Keşke üstad hayatta olsaydı, şimdi Cumhurbaşkanımızın yanında orada oturuyor olsaydı. Keşke üstad hayatta olsaydı, 13 Aralık'taki İslam İşbirliği toplantısında elinde haritayı bütün dünyaya göstererek meydan okuyan Tayyip Erdoğan'ı görmüş olsaydı. Üstada rahmet diliyoruz. Emeklerinin hiçbirisi boşa gitmedi. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce gencin yetişmesine vesile oldu. Her birimizin zihin dünyasına hiçbir şekilde sarsılmaz, hiçbir şekilde yıkılmaz umutları aşıladı ve onlar bugün çok şükür meyvelerini vermeye başladı. İnşallah bu millet Necip Fazıl'ların göstermiş olduğu bu istikamette, milli kültürel bağımsızlık yolunda, kendi milletine, tarihine, geçmişine saygılı ama saygılı olmanın ötesinde geçmişten almış olduğu bu güçle geleceği de kuracak ve İslam ümmetini bu aziz milletin öncülüğünde daha ileriye taşıyacak kararlılığa sahiptir. Allah Necip Fazıl'lardan razı olsun. Allah onların vermiş olduğu bu mücadeleyi daha iyi anlamayı ve daha ileriye götürmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle Star Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza kararlılığı ve dava adamlığı dolayısıyla minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum. Allah razı olsun, yolu açık olsun, yolumuz açık olsun.